Şimdi mesela belediye hizmetlerinde indirim başlığını attık oraya. Su faturaları ile ilgili emeklilere ciddi bir indirim geleceği ve toplu taşımanın ücretsiz ya da büyük ölçüde indirimli olacağı ifade ediliyor. Ve bu kapsamda da belki Belediyeler Birliği ile tabii Belediyeler Birliği ile ortak bir çalışmayla karar ve bakanlık bir araya gelecek, bir protokol imzalanacak ve bütün belediyelerde, yani hangi siyasi partinin o belediyeyi kazandığından bağımsız olarak bütün belediyelerde uygulanacak, o zaman hayata geçirilecek, kamu buna destek olacak demektir. Tabii. Hani bazı şeylerde belediye taşımacılıkla falan destekler oluyor, işte yaşlılarla falan ilgili, demek kamu destek olacak. Evet, Belediyeler Birliği ile bir protokol şeklinde bu çözüm sağlanacak. Bu güzel, çünkü belediyelere bırakıldı. Birkaç belediye bunu yapar ama maaşlarını... Belediyeler Birliği ile kim? Çalışma Bakanlığı. Bakanlık yapacak. Tabii bakanlık. Bakanlığın bu şekilde bir projesiyle bunun mesela şeyler konuşuluyor mu? Mesela su faturaları ne kadar düşer? Ücretsiz toplu taşıma. Şu anda mesela net... hangi şeyler için ücretsiz? Bütün emekliler için tabii mi? Tabii bütün emekliler için hocam. Yani memur, SSK veya Bağkur ayırmadan bütün emeklilerde geçerli olmak üzere bu konuşuluyor. Belediyeler Birliği ile yapılacak bir protokolle birlikte bunun hayata geçeceğinden bahsediliyor ama söylediğiniz detaylar henüz belli değil hocam. Ne kadar olacak? Yüzde kaç olur? Bunlar için şu anda bir şey söylemek. Burada mesela 65 yaş üstü için ücretsiz ulaşım kartları var. Evet. Zaten toplu taşıma. Sizin yaşınız tutuyor mu Ekrem abi? 65 yaş üstü için ücretsiz. Siz evet. Kullanıyor size, musunuz? Bak, size taş atıyor buradan. Bana duymadım, affeder. Sizin yaşınız müsait mi? Ücretsiz tabii müsait şu anda. Var mı ücretsiz toplu taşıma kartı? Ama benim zaten basın kartı, dolayısıyla bir ücretsiz kartım var. Hmm. Şimdi 65 yaş geçince doluyormuş. Bizim hanım aldı, ben henüz gidip alamadım. Almama da gerek varmış. Basın dolayısıyla 65 yaş üzeri zaten ücretsiz. Burada sadece EYT'den emekli olan ve bir şey öğrendim, çok dikkatimi çekti. 38 ila 40 yaş arasında EYT'den emekli olan 15 bin civarında insanımız var. 38-40 yaş arasında. 15 bin. 15 bin. Bu belki devlet sırrıydı ama açıklamış oldum, problemi yok. Onlar bu... kadınlarımız da ayrıca ben de bir belirtme yapayım. Ya, çünkü çeşitli... 43 yaştan önce erkeklerin emekli olma şansı yok hocam. Yani değil mi? Yani rakam 15 bin, onu biliyorum. Çünkü çaktırmadan birinden elde ettim. Diğer konularda mesela bu belli ki belediyelerle yapılacak. Belli ki su faturaları ile ilgili Eray hocam der ki aylık mesela hane başına 100 lira der emekli olan kişiler için. Emeklerle ilgili malum, tek eviniz varsa işte vergi ödemiyorsunuz. Çöp ve emlak vergisi falan ödemiyorsunuz. Değişik uygulamalar var. Doğalgaz indirimi o zaman yeni bir şey olarak, belki su faturasında olduğu gibi gene 25 metreküp Mayıs'ta bitecek galiba. Belki işte o devam edebilir. Elektrik desteği falan zaten şu anda ciddi bir sübvanse var genele. Demek ki emeklilere biraz daha özel bir şey yapılıyor. Faturalarda bir kolaylık sağlıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şimdi... Hangi kalemlere diye baktığımda hakikaten doğalgaz ve elektrik, doğalgaz, elektrik, su. Yani bu hayatın rahatlaması, hayatı daha iyi yaşamanın en temel kriteri. Başka ne var? Hani bunu tamamlayıcı olarak ulaşım. Sabit giderlerde büyük ulaşım bir kalem yani enerji. Bir kira desteği. Bu bankalarda gerçekten yani EFT parasıydı, bilmem havaleydi. Bakın bunlar herhalde kalkacak yani. Hocam promosyonlarla ilgili olarak o açıklamayı yapayım. Banka promosyonlarının birinci maddesi, hangi bankaya geçerseniz geçin bu EFT havale paralarını almıyorlar. Yani promosyon imzalayan vatandaşlarımız orada zaten bu imkana sahipler. Bu arada karıştırmayalım, başlık başlık gidelim. Enerji desteğiyle devam edelim. Enerji desteğine zaten bir vurgu yapıldı. Doğalgaz faturaları ve elektrikle alakalı. Zaten aylık faturaların büyük yekününü o enerji. Tabii onlar şey tutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki süreçte bir protokolün imzalanacağına dair haberler geliyor. Sevgili Faruk Erdem'in haberi Sabah Gazetesi'nde ve Takvim Gazetesi'nde bugün yer aldı. Burada belediyelerin de işin içinde olması lazım Banu Hanım. Çünkü doğalgaz biliyorsunuz belediyelerin kendi şirket üzerinden dağıtımı yapılıyor. Nihayetinde Belediyeler Birliği de burada Enerji Bakanlığı ile birlikte. 25 metreküpü biliyorsunuz doğrudan devlet. Evet, onu doğrudan üzerinden devlet hallediyor. Yani benzer bir uygulama yapabilir. Ben sana hane başına verdiğim şu kadar şeyi fatura etmeyeceğim. Ya da onu sen parasını senden almayacağım falan diye halledebilir. Olabilir. Elektrik şeyi zaten dağıtım özel şirketler üzerinden demek ki yapacaktır. Evet. Tren biletlerinde indirim ve indirimli uçak bileti. Evet, bu da Ulaştırma Bakanlığı ile devam eden bir süreç. Görüşmeler devam ediyormuş Eray Bey. Bilmiyorum kullanır mısınız ama uçak biletleri çok cazip gelebilir. Evet, uçak çok önemli. Için yani, ulaşım
zaten hani ana gider kalemlerinin tamamı düşünülmüş yani. Hı hı. Evet. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım. Ulaşım. Hem şehir içi hem şehirler arası. Yani şimdi bu inanılmaz bir şey. Bence bunun olması daha bakın para vermek yerine hani zam arttırma gerek yok. Hocam, yani bunlar son madde ama bakın en son kök ve taban maaş yeniden artırılacak şimdi var ya. Bunun bakın bu da mutlaka önemli de. Ama şu var. Sırayla yani Ekrem abi sırayla. Sürprizi sana sakladık. Devam ederse bu bir sistem halinde oturursa yani emekli olanların doğal olarak bu süreçlerden istifade etmesi, hayatının kolaylaşması gerçekten hani nasıl diyelim hani işte her şeyine göre hesaplayıp belli dönemlerde işte şu kadar mı artsın bu kadar mı artsın tartışmasına bile girmeden aslında hayatın daha kolay hale daha rahat hale gelmesinin önü açılmış olacak. Bence emekliler konusundaki hem devletin üzerindeki yük hem de emeklilerimizin üzerindeki yük büyük oranda hallolmuş olacak yani inşallah. Bu kim düşünmüşse gerçekten bakanlığımızı tebrik ediyorum. Yani bu burada zannediyorum, affedersiniz, hafif bir reklam yapalım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Beyoğlu'nda doğmuş. Orada büyümüş ve Beyoğlu galiba Türkiye'de bir dönem onun bulunduğu Akarçeşme ve etrafı galiba Türkiye'nin en fakir semtlerinden birisi. Gerçi hemen yukarısı Beyoğlu'da en azından 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda en zenginin olduğu yerlerden birisi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız fakirliğin, hayat geçinmenin şunun hayat zorluklarının ne olduğunu bilen birisi. Burada bir başka sevindirici olay Çalışma Bakanımız Vedat Bey de Mardinli. Hakikaten fakir bir ailenin oğlu. Ciddi manada okuyarak, çalışarak kendini yetiştirmiş. Geldiği noktada her ikisi de hayatı bilen, yakından tanıyan ve anladığım kadarıyla bazen ciddi şekilde oturup neler yapabilecekleri üzerinde kafa yoran zaten insan. Sayın Bakan biraz önce açıklaması da geldi. Hakikaten bir ümit verecek şekilde belli yani hani şöyle bireylerin söylem tarzı niyetlerini ortaya çıkarır. Doğru. Yani arka planda beynin arkasındaki aslında asıl niyeti ben Sayın Bakanımızın bu şeylerinden okuyabiliyorum. Hakikaten iyi niyette bir çaba olduğunu çok net görebilirim yani söyleyebilirim. Bu kalemlerin aslında her biri önemli ama Eray Bey'in dediğine ek olarak bir kuşun iki kanadı gibi yani hem bu kök ve taban maaştaki düzenleme, beyefendinin anlattığı bu ikinci yarıda gelecek olan düzenleme de önemli. Ama buradaki kalemlere baktığımda tek tek aslında gündelik hayatta hepsi önemli meblağlara karşılık gelen harcamalar. Dolayısıyla hani gerçekten adı üstünde kalmaması için emekli olmanın. Çünkü biliyorsunuz örneklerini görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de görüyoruz. Diğer ülkelerde de emekli olup çalışmak zorunlu olan, halen daha çalışma hayatı devam eden bir sürü insan var. Aynısının ülkemizde yaşanmaması için merkezi hükümetin böyle bir zorunluluk getirmesi, yerel yönetimlerin de bütçenizi buna göre ayarlayacaksınız talimatını alması bence kıymetli. Şimdi bu ulaşım başlığında Sayın Selvi'ye sormak istediğim bir soru var. Tren biletlerinde indirim söz konusu olabilir. Burada zaten tren biletleri 65 yaş üzerine gene geldik oraya takıldık. Onlara belli bir indirim var. Belki biraz daha şimdi fazla. Şimdi Sayın Selvi malum Sivaslı. Sivas-Ankara arasında da bir hızlı trenimiz var artık. Hiç kullandınız mı bilmiyorum ama. Şöyle çok artık yoğun indirimli bir şekilde kullanılıyor. Sivaslılar biliyorsunuz çoğunlukla İstanbul'da oturuyorlar. Sivas'tan Ankara'ya geliyorlar hızlı trenle. Bir saatlik bir ara var ki bundan sonra direkt devam edecek. Sonra İstanbul trenine geçiyorlar, geliyorlar. Burada yakınlarıyla bir araya geliyorlar, torunlarıyla buluşuyorlar ya da işlerini görüyorlar. Sonra giderken tekrar hızlı trenle dönüyorlar. Sivaslı siyasetçilerimiz de deneyimlemeye başlamış. Şöyle ilk başta bu tren geldiğinde bu trenin ne gereği var demişti Temel Karamollaoğlu. Yani Sivas'tan hem milletvekilliği hem belediye başkanlığı yapmış birisi. Geçenler seçim kampanyası için giderken hızlı treni kullandı. Çok da memnun kalmış. Böyle bir imkan var ben niye kullanmayayım dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a o imkanı getirdi kullandın. Baştan sen niye karşı çıktın? Hani Halk Parti zihniyeti karşı çıkar da giderek demek ki eksen kayması olmuş. Halk Partisi neye karşıysa onlar da karşı olmaya başlamışlar ama kullanmasına sevindim. İnşallah bundan sonra da devam eder. Büyük bir konfor. Bu hızlı hizmet değildir alakalı demişti Abdülkadir Bey. Evet, hatırlarsınız evet. Bu hızlı tren için bu hizmet değildir demişti ama. Evet ne gerek göçü var demişti. Demişti. Zaman göç arttı mı acaba gerçi. Sivas'tan biliyor musun Abdülkadir? Hızlı trenden dolayı bir göç artışı yoktur. Benim hızlı trenden alakalı tersine şunu söyleyeyim. 3 gün 4 gün önceye kadar Sivas'a yerleşenler artmıştır. Evet. Doğru. Bilet yok.
Yani Ankara, bu arada İstanbul Ankara arasında gün, da 5 gün ben süper hızlı tren kendi gelmiş. Oğlumu YÖK'le alakalı Ankara'ya yollamak istedim. Valla 4 gün 5 gün bilet bulamadım. Tabii. Demek ki sayıları artması, bir de sefer şöyle, sayıların artması. Sayıların artması gerekiyor. Geri dönüşler başladı Sivas'a. Büyük şehirlerde ya da yurt dışında yaşayıp memleket hasreti çekenler ya da orada artık yaşamak isteyenler Sivas'a dönmeye başladılar. Yani Temel Bey o kadar tersinden görmüş ki azaltmadı Sivas'ın nüfusunu, Sivas'ın nüfusuna katkı yaptı. Bizde hemşeri çoktur. Yazın Sivas'ın nüfusu 2 milyon. 2 milyon Sivaslı artı geliyor ve önemli bir kısmı hava yolunu ve hızlı treni kullanıyor. Peki geçelim dördüncü başlığa, barınma desteği. Son dönemin en önemli başlıklarından biri şüphesiz ki bu. Emekli olmuş ama çalıştığı süreçte bir ev sahibi olamayan vatandaşlarımızın çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemi tecrübe ettik maalesef. Kira desteği ve büyük şehirlerde de daha fazla bir destek sağlanması söz konusu. Yani buradaki detay aslında büyük şehirlerde belki desteğin biraz daha fazla olması. Normal şehirlerde destek belki ona göre düzenlenebilir. Biraz önceki bu maddelerde de aslına bakarsanız yüzdeler belli değil. Yani şu anda net değil ne kadar bir indirim yapılacağı. Ama özellikle büyük şehirlerde son 2 yıldır kiralarda çok ciddi bir artış var. Tabii burada özellikle en düşük maaş skalasındaki emeklilerimiz hedeflenmiş bu destek. Onlara verilecek. Yani tabii. Ekrem abinin işaret ettiği gibi 50-60 bin lira emekli maaşı alanlara bu desteği vermeyecek bir de devlet. Yani öyle bir şey yok. En anlamlı hakikaten destek ihtiyacı olana bu destek tabii. Verilecek. 7 hariç en önemli destek o. Çünkü 16 milyon emekli dediğimizde normalde belki bunların ne kadarı bilmiyoruz. Keşke bilebilsek, rakamları bilsek. Bunların büyük ihtimalle zaten iyi maaş alanların çoğu ev sahibidir. Maaşı düşük olanlar arasında ev sahibi falan da vardır. Burada asıl mağdur olan kesim bir şekilde. Bugün mesela bir emekliyle konuştum, memur emeklisi. Konuşurken biraz da samimiyetimiz var. Şakayla dedim ya evini barkını almamıştıydın. Almıştım ama dedi başıma işler geldi, satmak zorunda kaldım. Ha dedim sen mağdur durumdasın. Mesela zaten devletin kayıtlarında bu insanlar vardır. Adam emekli, maaşı da düşük ve bu arada kirada da oturuyor. Kira desteği oldukça anlamlı bir şey. Ne kadar olursa olsun. Hani 1000 lira da olsa, 2000 lira da, 3000 lira, 4000 lira da olsa son derece anlamlı. Bunun tüm evi olmayan emeklilere belki kira desteği olarak, büyük şehirlerde yaşayanlara da kira fiyatları düşünülerek belki biraz daha fazla. Tahmin ediyorum 7 büyük destekten belki en güzellerinden birisi o. Evet. İşte geçelim mi finans desteğine? Tabii finans desteği, banka hizmetlerinde indirim, bir uygun şartlarda. Bir parantez açabilir miyim? Tabii Hilal. Umuyorum bu düzenleme çıktıktan sonra ev sahipleri de sen devletten destek alan emeklisin, zam yaptım bunu, demez. Ama bunu yapanları Hilal çok Hanım, gördük. Kaçınılmaz. O türlerde çıkacak. Buna da değinelim yani. Bunu yapanları çok gördük. Şimdi en son memur maaşlarına zam geldiği zaman zaten... Gelmeden. Yani geldiği zaman değil, gelmeden. Daha konuşulurken. Sözleşme imzalanmışken hatta. Mesela bir memur vatandaşımız bir ev sahibiyle sözleşme imzalıyor. Eve taşınacak. O sırada bu zam süreci hareketleniyor. Ve ne kadar zam alacağı belli oluyor memurların. Diyor ki ev sahibi, güzel kardeşim sen işte şu kadar zam alıyormuşsun. Ben artık bu evi bu kadar paraya kiraya vermem. Artık kiralayacaksan bu fiyattan kiralayacaksın deyiveriyor. Evet. Ve bunu asgari da birkaç gün içerisinde asgari yapıyor. Asgari ücret sürecinde de aynı şey oldu maalesef. Şimdi Hilal'in endişesi de çok haklı ve yerinde. Evet, bu tür problemler yaşandı. Daha yakın zamanda yaşandı. Yani Aralık'ta, Ocak'ta yaşandı. Burada tabii özellikle bu kira desteğinde belli bir maaşa kadar alan emekliler olabilir. Bir kriter, asıl kriter de zaten kendi veyahut da birinci derece yakın. İşte eşi. Ev sahibi olmayan olacak. Muhtemelen öyle olur. Yani doğru. Şu anda tabii ki detaylar belli değil ama. Çünkü böyle olduğunda zaten resmi şeyler, evraklar, şunlar bunlar gerekecek. Kaydında üzerinde ev varsa onun şansı olmayacak demektir. Dolayısıyla en anlamlı ve en mevzuat açısından en kolay halledilebilecek desteklerden birisi. Biraz önce bahsetmiştiniz. Hani EFT masrafları, havale masrafları gibi bankalarda özellikle kamu bankalarından kredi kullanan emeklilere faiz desteği, bankalarda EFT, havale gibi ücretleri. Bu uygun şartlarda finans desteğiyle neyi kastediliyor? Kredilerde, düşük faiz. Kredilerde uygun krediyle, düşük faizli kredi. Düşük faizli kredi mi? Evet. Tam olarak bu mu? Yani şu anda anladığımız öyle bu. Öyle söyleniyor. Evet. Şu önemli söyleniyor. Çünkü yani.
Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması ve promosyonların artırılması gibi başlıklar var. Yani şu anda anladığımız bizim bu finans desteğinden o. Yani şeyin ekonominin biraz daha düzeldiği durumlarda faizsiz kredi de anlayabiliriz bundan. İnşallah. İnşallah. Yani keşke. İnşallah. İnşallah. Tatil desteği. Aa, bu çok güzel bir başlık. Evet. Zaten izleyicilerimiz gençlerin kamu tesislerinin yaz döneminde gençlere açılması ile ilgili süreci yakından takip etmişlerdir. Özellikle üniversite çağındaki genç arkadaşlarımız gittiler. Pek çok tesiste konaklama imkanı buldular. Birkaç gün hiç ücret ödemeden devletin imkanlarından ve özellikle turistik beldelerimizdeki kamu tesislerinden faydalandılar. Evet. Şimdi aynı imkan emekliler için de getiriliyor. Yani mesela bir emeklimiz Çorum'da yaşıyor ve Çanakkale'de tatil yapmayı arzu ediyor ve Çanakkale'nin en güzel yerinde bir öğretmen evinde gidip konaklayabiliyor. Bununla alakalı bazı imkanlar getiriliyor. Yine ulaşım noktasında devletin sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurulursa hakikaten tatil yapma imkanı çok sınırlı olan vatandaşlarımız tatil yapma imkanına kavuşabilecekler. Bu da bence çok güzel bir başlık. Ne dersiniz Sayın Selvi? Şimdi evet emekli olanlar bu konuyu hemen değerlendirmeye başladılar. Ekrem abiyle birlikte plan yapabiliriz. Nereye gitmek istersiniz mesela? Aramızda konuşalım. Ama böyle olmadı. O kadar da açık olmasın bu konu. En azından şehri söyleyin canım. Kentimiz Sivas'a mı gideceksiniz? Sahilleri tercih ederiz herhalde. Evet Murat Bey. Evet bu da biraz önce de söyledik. Gelelim mi? 6'da kalalım. 6'da kalalım. Bir de indirimli konaklama imkanı gelecek. Yani turizm firmalarıyla da özellikle turizm konfederasyonlarıyla da bir araya gelecekler. Bu, bakanlık şey kadar önemli ve bazı durum. İndirimler de sağlanacak bu, anladığımız 6. maddenin ölü sezonda fıkrası. Mesela. Yani bu şey çılgınlık almış başını gidiyor yani. Gerçekten. Evet. Yani bu şey tatil beldelerindeki turistik tesisler. Yani nasıl diyelim? Çok pahalı değil çok mi? Çok pahalı. Aşırı çok pahalı hem de. Yani fashing derecesinde. Tabii bunun yurt dışından alıcısı oluyor. Evet. Ama tabii bizim insanımız için özellikle emeklilerimiz için buralarla anlaşma yapılıp indirimli bir hale gelirse bu hakikaten yani umarım ben hani bakanlığımıza güveniyorum. Çünkü şeyin eline kalırsa turizm şirketlerinin eline kalırsa en olmayacak zamanlarda en böyle bir takım kısıtlamalarla falan vermeye çalışırlar ama buna dikkat edelim. Ama gerçekten hani indirimli bir şekilde eğer şey olursa bu tatil imkanı olursa bakın yani insanımız çok çalışıyor gerçekten. Hepimiz çok çalışıyoruz. Çoğu zaman sizler de biliyorsunuz tatil yapamadığımız çok yıl oldu. Ben 30 yıllık askerlik hayatımda çoğunlukla tatilimi kışın yapmak zorunda kaldım. Çünkü hep operasyonlarda hep süreçlerdi. Yani şimdi baktığımızda o yüzden şimdi bir ordeye bir konusuna şey yapması. Ama hani, Eray abi yani bu, karpuz kaldırana tamam falan hani hiç mi gitmediniz şimdi Eray abi? Emeklilerin bu anlamda hakikaten indirimli olarak bu işten yararlanmaları çok çok önemli bir imkan. Bunu söyleyeyim. Bunu da belirtmek istedim. Aslında özel sektör için de bir kazan bu. Ekonomik çünkü emeklilerimiz örneğin okul tatillerine uymak zorunda değiller. Belli zaman aralıklarını onlara göre daha geniş kullanılabilir. Şimdi artık Ekim'de, Kasım'da Antalya'da insanlar hala denize giriyor oluyor. Kazan kazan stratejisi olabilir yani doğru. Ölü sezonda çok rahat istifade edebilirler değil mi? Ekim'de, Kasım'da hala Antalya'da denize giriliyor oluyor. Ya öyle düşünmeyin. Ölü sezon falan ben de tam olarak onu vurgulamak aslında, istedim. Belli benim aslında belli yaşın üstündeki insanlar hayır, canım, için. Çocuğuyla da vardır. Ne bileyim kızı vardır, damadı vardır, şusu vardır, busu vardır. Hı-hı. Yani gider indirimli değil mi bu? Hı-hı. Parasını indirimli olarak verir gider istediği zaman olur. Tabii, yani şimdi bir de en ölü zamana emeklileri planlama falan gibi baştan bir şeyi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hocam öyle yazsınlar demedim. Ama yani sonuçta tıklım tıklım oluyor ya okul tatili dönemi. Eğer emeklimizin böyle bir zorunluluğu yoksa yani okula giden çocuğu yoksa onlar da hem onlar değerlendirmiş olur o doğru. Dönemi hem de özel şirketler değerlendirmiş olur tabii, demek mesela istedim. Mesela şimdi şöyle belki size destek verebilirim. Mesela çok yazın çok sıcak havalarda yaşlılarımız çok fazla tabii. Gitmek istemez. Temmuz'da, mesela Ağustos'ta Antalya'ya. Hani Antalya'nın en güzel zamanı mesela Antalya için konuşsa Eylül 15'i ile Ekim arasındaki İlk bahar, dönem. İlkbahar, sonbahar. Yani Nisan, o 15-20 günlük dönem çok güzel bir dönemdir. Sıcakların nispeten kırıldığı, gecelerin, gündüzlerin biraz daha kısaldığı, gecenin o serinletici havasının
daha çok hissedildi. Yağmur eminim, da yağmadı. Şey neydi o ya, emeklilerimiz de bunu tercih edecektir. Doğru yani, çok yönlü olarak bunun düşünülmesinde fayda var. Evet. Tatil başlığında... Bu indirimli konaklama imkanı belki sadece tatille alakalı da olmayabilir. Mesela herhangi bir şekilde işte memleketinden İstanbul, Ankara, İzmir, oraya giden gelen falan. Biraz önce adını ettik işte öğretmen evleri falan gibi yerlerde. Büyük ihtimalle emeklilere özel bir indirim sağlamak durumu genel, yani yılın tüm aylarını kapsayabilir belki de. Şimdi tatil beldeleriyle alakalı olarak şunu da söylemek gerekiyor. Aslına bakarsanız olmayan bir müşteri de kazanılmış oluyor. Evet. Yani belki o sene tatile sezon dışı. Tatile gitmeyi imkanı olmayan kişi belki ciddi manada bir indirim olursa, hani kendi bütçesine uyarsa, doğru, bu sefer potansiyel müşteri haline de gelmiş olabilir. Ekonomik yani bu açıdan oteller açısından da önemli zaten. Bu. Tabii yani. İzleyicilerimiz diyecek ki biz ayın sonunu zor getiriyoruz. Siz tatilden bahsediyorsunuz. O yüzden 7. başlığımıza gelelim. Refah payı, taban maaş başlığını attık. Enflasyon artışına refah payı, kök ve taban maaşın yeniden artırılacağı artık konuşuluyor. Bunu da az önce işaret ettiğiniz gibi Temmuz öncesinde olma ihtimalinin de artık dillendirildiğini söyleyebiliriz. Duyuyoruz, evet. Evet, özellikle geçen sene de örneği olduğu için ve şu anda da 10 bin liranın düşük kalmasından dolayı böyle bir ihtimal var. Ya özellikle şu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bu kök maaşların yeniden artırılmasıyla alakalı şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Yaklaşık 1,5-2 senedir ne zaman emekli maaşlarımız artacak olsa vatandaşlarımızda bir kafa karışıklığı oluyor hesapta. Ya %40 zam yapıyoruz. Ya seninki işte endişeye gelmiyor, kök maaşa geliyor. Kök maaş şuraya kadar geliyor. Bu sefer o hesaplamalara girip gerçekten kafaları karışıyor. Özellikle mesela 7500 liradan, evet, 10 bin liraya çıktığında en düşük emekli maaşı, oradaki artış %33'e denk geldi. Evet. Vatandaşımıza biz 49,5-49,25 zam yaptık diyoruz. Ama en düşük maaş 7500'den 10 bine gelirken %34 bir artış oluyor. Hı-hı. Kafası karışıyor. Yani bir kereye mahsus şu kök maaşların en düşük maaş seviyeye getirilmesi gerekiyor. Ondan sonra da o maaşlar üzerinden artışların artık kök maaş karışıklığını, o kafa karışıklığını gidermemiz Murat gerekiyor. Murat Bey o zaman da diyor ki 9000 prim günüyle emekli olmuş olan, tabii, bir Bağkur'lu. Eksik primle emekli olan insanlar da benimle, aynen, aynı maaş 3600. Alacaksa ben 9000 günü hatta daha fazlasını niye ödedim, aynen, diyor. Aynen öyle. Benim bu da var. Ondan sonra günahım var. Burada ne diyor? Burada da bir aynı dediğiniz gibi adalet duygusunu zedeleyen bir durum oluşuyor. 3600 günle kısmi emeklilik kapsamında emekli olan vatandaşımız da 9000 gün prim ödeyen Bağkur'lu vatandaşımız da bu sefer aynı maaşı almış oluyor. Dediğiniz gibi. Ama yani bu kök maaşa bir şekilde bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Lazım. Bir de bu 7. maddeyle ilgili belirtilen hususlar ne zaman hayata geçebilir? Ne zaman bu yani konuda bir zaman var mı? Genel olarak 2024 emekli yılı. Cumhurbaşkanımızın söylediği, Çalışma Bakanımızın söylediği. Yani bu yıl içinde bunların tamamına dair düzenleme yapılması. Ne konuşuluyor Sayın Selvi Ankara'da? Şöyle Banu Hanım. Özellikle seçimden sonra bu konuda bir Hazine Maliye Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bir ortak çalışma yapacaklar. Hı. Aslında uzmanlar bir hazırlık da yapıyor. Sorun, kök maaş sorunu hocamın ifade ettiği 2008 yılında yapılan bir düzenlemeyle başlıyor ve o tarihten itibaren emeklilerin maaşları geriliyor. Hı hı. Hesaplama sisteminden kaynaklı olarak bunun bir dengeye oturtulması lazım. Yani seyyanen artış da yapsanız kök maaş düşük olduğu için hesaplamada kök maaş esas alınıyor. Evet. Hı hı. Onun temelden düzeltilmesi lazım. Aynen. Zannediyorum bu yapılacak aynen çalışmalar hocam. O 2008'deki çarpıklık giderilecek. Yani aylık bağlama oranları ile alakalı bir problem. Tabii aylık var, bağlama oranlarının yani mesela da... aynı primleri ödemiş ama 2008 öncesinde çalışan bir çalışanla 2008 sonrasında çalışan çok bir işçi arasında emekli maaşı bağlanması noktasında çok ciddi bir fark çok var. Çok büyük farklar oluşuyor. Ne kadardır mesela o fark, bir kıyaslama yapabilir miyiz? Yani şöyle mi söyleyeyim, 99 öncesinde 70'e varıyordu aylık, hı, bağlama oranı. Ödediğiniz primin 70'ini mi maaş olarak alıyordunuz? Maaşı. Mesela diyelim maaşın 10 bin lirayla siz emekli oluyorsunuz, hı hı, 7 bin lira bağlanıyor tırnak, hı hı, içinde. Hani genel anlam anlayacak, hı hı, şekilde anlatıyorum. 10 bin lirayla çalışıyorken, hı hı, emekli olduğunuzda aylık bağlama oranınız üzerinden maaşınızı alıyorsunuz. Tabii aylık bağlama oranını başka etkenler de artırıyor ama genel bir şey söylüyorum. Daha sonrasında 99 ile 2008 arasında bu 60'lara düşüyor. Hı hı. 70'den, hı hı, 60'a düşüyor ama 2008 sonrasında 30'a düşüyor. Yani büyük ben 10 bin lira maaşla gelir kaybı. Ben 10 bin lirayla çalışırken emekli olduğumda 3 bin lira alıyorum.
Halbuki 99 öncesinde 7 bin lira alıyordum. Öyle söyleyeyim. Yani bu 90'lı yıllardaki o popülist politikaların faturası mı? Yani tabii 38 yaşında ve 43 yaşında özellikle rahmetli Demirel'in zamanında çıkarıldı bu kanun. Süper emekli ve orada büyük manada cidden SGK'nın aktüaryal dengesi zedelendi. Denge bozuldu. Abi, kesinlikle. Şimdi Ali Babacan emeklilerle ilgili her şeye eleştiriyor ama 2008'de yapılan düzenlemenin mimarı da Ali Babacan'dır. Evet. Yani millet unutmuştur zannediyor. Muhalefete geçince emekli sever oldular ama o dönem, evet, Demirel döneminde gerçekten bir ifrat yapıldı ama 2008'de de tefrit yapıldı. Bir de hocam, siz çok iyi biliyorsunuz, şimdi kök maaş, hani bir 2008 öncesi emeklilerle 2008 sonrası emekliler arasında var. Bir de yapılan düzenlemeler hep kök maaş esas alındığı için, efendim %40 zam geldiğinde eğer 7 bin lira alıyorsa onun farklı, eğer 12 bin lira alıyorsa onun farklı. Hı hı. Ve giderek her yıl içerisinde emeklilerin gelir kaybı artıyor. Makas açılıyor. Hı hı. Yani sorun köklü olarak çözülmesi gerekiyor. Kök maaşa bir kereye mahsus mutlaka düzenleme gerekiyor hocam. Kök maaşa köklü çözüm gerekiyor. Evet. Şimdi biraz önce Banu Hanım'ın söylediği problem karşımıza çıkacak, evet, o zaman. Tabii. Yani 3600 kısmi emekli, 7000 gün, 10 gün, 9000 aynen gün falan. Yani orada gene adaletsizlik anlayışı. Galiba bu işin... Yani abi, gün sayısından ziyade sorun hesaplama yönteminde. Evet. Yani hocam çok net ifade etti ya. 10 bin lira alan emekli olduğunda, 7 bin lira aldığında sorun yok. Artışlar zaten 7 bin lira üzerinde yapıyor. 10 bin lira alan emekli olduğunda 3 bin lira olunca artışlar da 3 bin lira üzerinde yapılıyor. Hı hı. Yani 3 bin liranın %40'ı ile 7 bin liranın %40'ı aynı olmuyor. Hazır 9 bin prim gününden de bahsedildi. 9 bin prim günde 7200'e inecek galiba, değil mi? Evet. Ne orta zaman? Vadeli programda bakanımızın bu konuda açıklamaları var. Orta vadeli program çerçevesinde Bağkur'u 9 bin günden 7200 güne indirmekle alakalı bir çalışma zaten bitmiş durumda. Hı hı. Anladığımız kadarıyla seçimden sonra kaldığına dair de kendisinin açıklamaları oldu. Erkek bağkurlulara nasıl bir katkısı olacak bunun? Yani 9 bin günde emekli olanlar 7200 günde emekli, hı, olacaklar. Kaç yıl geri çeker mesela? Aşağı yukarı 1800 gün, o da 5 senenin üzerinde bir zamanında. Yani 5 yıl daha hem prim ödemeyecek hem de 5 yıl önceden maaşını almaya başlayacak. Doğru. Yani hem aylık primi ödemiyorsunuz bir bağkurlu olarak. Bunun sebebi ne acaba? 9 binden neden 7200'e? Bu nereden? SSK... O öyle olduğu için. Bak. Prim eşitleme ile alakalı hocam. Yani orada özellikle kadınlarda mesela 7200, kadınlarda bir düzenleme yok orada. Kadınlar zaten 7200 ile emekli oluyorlar. 9000 çok yüksek bir rakam olarak algılandı. Yani bir tek o Bağkur haricinde 9000 kalmadı bizim sosyal güvenlik sistemimizde. O sebeple de tabii memurlar var. Bir de şu var, şimdi Bağkurlu hem kendisi çalışıyor hem de primini ödüyor. Diyor ki kardeşim, emekli sandığının devlet ödüyor. SGK'da işveren ödüyor ama ben çalışıyorum, kendim ödüyorum. Hı hı. Bir de üstüne üstlük ben 5 yıl fazla ödüyorum. Bir de işçi çalıştırıyor, işçinin de sigorta primini kendi ödüyor. İşçi 7 bin günde emekli oluyor, kendi 9 kendi bini beklemek zorunda, değil mi? Kendi çalıştırdığı işçi kendisinden 5 yıl önce daha emekli oluyor. Hatta 7 bin değil, 5975'te normalde tabii. Emekli oluyor. Bağkurlularda da öyle talep de var. Yani bizi de 7200 de değil, bizi 5975'e getirin şeklinde de talep var. Ama şimdilik bir 7200'e getirelim hocam. O kadar fazla olmasın. Yani şeyden sonra, seçimden sonra kesin. Evet. Çok çıkarınca. Özür dilerim. Gelişmiş ülkelerde nasıl? Mesela Almanya'da nasıl? Uzlaşmayla kaç bin çıkaracak gün üzerinden? Ya orada doğum tarihi üzerinden emeklilik hesabı yapılıyor hocam. Yani sizin hizmet süreniz ve doğum tarihiniz üzerinden prim gün sayıları yine 7000'ler seviyesinde, 8000'ler seviyesinde ama... Oldukça yüksek galiba orada yaşlar. Tabii orada da yüksek ama orada esas olan sizin hizmete başlangıç tarihiniz değil. Doğum yılınız üzerinden, yaş üzerinden yani gidiliyor. Ana kriter yaş oluyor. Emeklilik yaşı ne mesela Almanya'da? Bildiğim 67 idi galiba. Yani şunun için söylüyorum. Hani biz eleştiriyoruz ya işte 2008 öncesi ve sonrası diye. Yani yeni bir 2008 öncesi ve sonrası krizi çıkmaması da gerekir yani. Yeniden bir çünkü milli bu sosyal güvenlik sistemi bir bütün. Yani bu işin dokunurken... galiba temel olarak enflasyonun bir şekilde
tek rakamlara, tek rakamlı oranlara düşürülmesi ve inşallah bu sene herhalde müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gabar'da şurada burada bulunacak petrollerle bizim petrol ihtiyacımızın %25, %30'unu, %40'ını karşılayacak hale gelmemiz, cari açığın falan azalması gibi şeylerde oturulup bunun her şeyiyle, kök maaş, taban maaşı, bu eşitleme falan, neydi o? 2000 öncesi emekliler, sonra bir tabiri vardı onun. Çok konuşulan bir şey, teknik bir tabir. Yani yapılması gereken çok şey var. Çünkü 16 milyon emekli, kategorik ayrımlar var. Dullar, yetimler, şunlar, bunlar, çiftçi emeklileri, Bağkur emeklileri. Bağkur'da mesela kaç prim kademesi var? En düşükten en yüksek. Şu anda tek hocam, Bağkurlu şu anda tek, yani tek bir kademe üzerinden emekli oluyor. En yüksek prim var, en düşük prim var. Evet. Genelde zaten şöyle bir durum oluyor. Patronlarımız... Biz hani hayatın içinde çalışıp hayatında patronlarımızla muhatap olduğumuz için neredeyse yüksek primi ödeyen yoktur hocam. Bağkurlularda yani %99 diyeyim hepsi en düşük primi. Patronlar bile mi? Tabii. Evet. Ama sonra da bağırıyorlar maaşımız düşük diye. Ama öyle yani. Ama buradaki sorun şu, yani Eray Komutan'ın sorduğu konu, hocam onu çok iyi biliyor. Aktüelya dengede aslında... 4 kişi çalışıp bir kişinin emekli maaşını ödemesi gerekiyor. Ya da hadi 3 olsun. Hadi o OECD ülkeleri gibi. 3 diyelim ama netice itibariyle biz de 1.75'e düştü. Bir ara 2'ye çıkmıştı ama EYT'lilerle birlikte, yani bunu, EYT'lilerle birlikte o geriledi. Ama bunun kök maaşla ilgili şeyi yoktur. Kök maaş ayrı bir düzenleme. Her yıl emekli olduğunda insanların geliri daha son geriye gidiyor. Orada EYT'lilerle alakalı bir şey eklemek istiyorum hocam. Aslında toplumda tabii böyle bir bakış açısı var ama net olarak şunu söyleyeyim. 2 milyona yakın emekli verdik. 1 milyonu tekrar çalışma hayatına geri döndü hocam. Geri döndü. Ve onlar sosyal güvenlik hizmet primi de ödüyorlar. Evet. 32. Yani o da yine da sosyal güvenlik kurumunun bütçesine giriyor. Yani orada çok büyük bir şey oluşmadı yani. Emekli maaşı yine olarak hocam, bir şey oluştu. Düşünsenize galiba. Yani bir yıl içerisinde belki Avrupa ülkelerinde 5 yılda, 6 yılda olacak emekli bir yıl içerisinde sisteme girdi yani. Depremin olduğu yıl, 3600 ek göstergenin olduğu yıl. Enteresan. Hazır 3600 ek gösterge demişken Ekrem Bey, 3600 ek gösterge ile ilgili durum ne aşamada? Onların da çalışmaları devam ediyor ama. Memurlarımız da bekliyor çünkü. Muhtemelen sosyal güvenlikle alakalı yapılacak olan düzenlemelerin zaten mecliste kapandı bildiğiniz gibi. Tamamı seçim sonrasına kalmış gözüküyor. Bir torba mı beklemeliyiz Sayın Selvi? 3600 ek gösterge ilk düzenlemeler içerisinde yer alır mı? Ne dersiniz? Şöyle aslında birbiriyle bütünleşik olarak getirildiği zaman daha sağlıklı oluyor. Çünkü bir yerde yapacağınız düzenleme diğer tarafı da etkiliyor. Bir ikincisi, bir de bu düzenlemeleri başka yasaların içine koyduklarında daha sonra uyumsuzluğa neden oluyor. Ben bir paket olarak, bir bütün olarak getirileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz size. Ben yine bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sorularımızı cevapladınız konuklarımızla benim. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Umarım en kısa zamanda yine görüşeceğiz ve böyle önemli başlıkları konuşacağız. Değerli izleyiciler, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz saat başına doğru.